YouTube'cum canım benim, hemen bir like. Bak, uzun zamandır Sinan dosyası bekliyorsun. Geçen video bir önceki video ile karışmış. Yani o video çok yeni bir video değildi ama bu yeni. Bak, bunu hiç izlemediniz. Yani yayınlı olanlar hariç kimse izlemedi bunu. Bu güncel, bu yeni. Bol yorum. Bak, geçen video harbiden sağlam yorum yapmışsınız. İyi ki varsınız. Lütfen her video aynı performans. Bir daha abone olursanız, 300 bin aboneye az kaldı. Ne kadar çok abone olursanız videolar o kadar hızlı gelecek vallahi. Aşağıda açıklamada kick linkinden de yayına gel baba, 22.00'da. Yayına gelin müsaitseniz. Sizi seviyorum. İyi seyirler diliyorum. Öptüm. Hep ona mı takıldın? Nezzetine mi Öyle bir takıldın? şey yok. Öyle bir şey yok. Yok. Annem benim yalan söylüyor değil mi? Ya yalan. Yalan, bütün memleket sana yalan söylüyor zaten, yalan. Hayır. Benim annem yalan söylüyor. Aynı. Sen doğru söylüyorsun. Aynı. Ha? Anne tesettürlü bir kadın nasıl yalan söyleyebilir? Ha? Yalan. Evet arkadaşlar, tesettürlü kadınlar yalan söyleyemez çünkü. Ne alaka abla sen de? Dünya abla sen de ne alaka ya? Bana niye yalan söylüyor? Niye bütün otobüste sandı Bak, böyle ben sana denk bir tavsiye geldi? Vereyim mi? Gerçekten bu dediğimi yap. Eğer bu dediğimi yaparsan büyük ihtimalle ben ceza alacağım. Evet. Yani aileni düşünüyorsan, annem baban çok temiz insanlarmış. Yani buradakiler anlatıyor. Buradan çıkınca bir otele gittiğinde yemeğini bir güzelce ne? 2 rekat namazını kıl. Dur dur, neler anlatıyorsun sen de, gözünü seveyim, dur Allah'ını seversen ya. Vallahi yap. Yap yani, evet, birinin başını ağrıtmadan yap. Ne dedi? Ha, intihar istedi galiba. Usta, 2 rekat namaz kıl, kendini as falan tarzında bir şey söyledi galiba. Simay'a bak, teşekkür ederim. Anladın mı? Yap yani ya. Koca bir hayır. Biraz şerefin namusun, haysiyetin varsa bunu yap. Kimsenin... Aslında doğru da söylüyor ha. Aslında doğru da söylüyor ama işte. Başını belaya sokma. Yani şuradan sana uçacağım, 2 adım atmadan tutacaklar beni, anladın mı? Doğru doğru, şey, güvenlikçi Yılmaz hemen araya girer usta. Tarihin en iyi kalecisi. Ondan sonra niye önüme geçiyorsun diye mesaj atarsın DM'den usta. E siz bayağı karakollu falan olmuşsunuz. Ya nasıl ben 2,5-3 saat bununla kaldım Müge Hanım, hani. Nasıl hatırlamıyorsun? Nereye hatırlamıyor lan? Ay, bunun da 2,5-3 saat kaldığını mı lan, şunu gözlere bak Allah kahretsin. Anya ile Konya. Karakol olmadım ki hiç. Olmadım. Tanımayım etmeyeyim ben. Geç bir zaman. Ben de seni tanımıyorum. Sen de bizi tanım. İşte sorun da orada, tanımıyorsun. İyi tanımıyorum. E, tanımıyorum. Dur, ne diyor? Sağlam küfürleşmeler geliyor. Tamam, iyi. Böyle bir şey yapmışım. Hala ne zaman diyor ya? Niye sen hep tekrarlatıyorsun? Bir sene oldu ya da olmadı. Sen çok iyi hatırlıyorsun, emin ol. Yok. Yok. Allah belanı vermesin ya. Ya şunun kafayı tekrardan, şunun kafasındaki yarığı tekrardan güncelleyebilir miyiz Mina Hanım? Ya. En azından onu yapalım ya. En azından kafadaki gerçekten yarığı güncelleyelim ya. Hani daptopor aldı, kaydı yok mu onun? Karakolundan bağlanın. Hayatım, yani bir sürü kaydı var işte ama işte gözümüzün... yani kaydına tüküreyim, her taraf kayıt kaynıyor. O kadar kaydı ne yapacağız biz, onu da anlamadım. İçine bakarak bir de yalan konuşuyorsun. Yeri gelmiş yani. Niye tabii ki yani emniyet görevlisi onu korudu. Niye yalan söylüyorum ki dahi? Bu için yapmıyor aslında. Hı. Seni şöyle koruyor. Ya bak, işte benim hep söylediğim bu. Evet abla. Ben ülkesini, vatanını çok seven biriyim. Ben vatanını seven, ülkesini seven insan zaten böyle hani kamu kuruluşlarını da eleştirmez. Abla yok o kadar da, yani bence vatanını seven, ülkesini seven insan da biraz da eleştirebilmeli. Biraz da eleştirelim. Ne alakası var arasında? Hiç mi muhalefet etmeyeceğiz? Tamam, ben de yani savcılara mamcılara saygı duyalım diyordum da, programa başladıktan sonra benim savcılara da gerçekten saygım kalmadı. Genelleme yapmayayım, işini iyi yapan savcılardan bahsetmiyorum. Tabii bunu eleştirmek için de söylemiyorum. Ya abla, eleştiri için söylemiyoruz da dışarısı vallahi bile katil kaynıyor. E bu herif bizde yan yana geçiyormuş mesela. Bir tane biz bir ara bir dosyaya bakıyorduk chat. Sıdıka çiftçi miydi neydi? Hani karısını öldürdükten sonra karısının kıyafetini yeni manitasına giydiren herif vardı ya. O herif ne oldu mesela, tutuklandı mı? Belki de tutuklanmadı o herif. Ne oldu o herif? Bundan bucağından hukuk okumuş. Ha, bu işlerin içinde olan birisi olarak söylüyorum. Bak, bir yerde bir problem var arkadaş. Ya da o şeyler ne oldu? Doğanlar, Barışlar hepsi dışarıda geziyor. Hepsi dışarıda hala usta. Nevregül dosyası kapanmadı mesela. Kız öldüğüyle kaldı, intihar diye kapandı. Yani otursun bence herkes bu problemi bir konuşsun. Alsın önüne şapkasını. Bir baksın. Yani yanlış anlama da, hani vatanını seven böyle devlet şeyine sallamaz da, devlet için çalışan insanlar da gerçekten işini iyi yapmıyorsa onlar da vatana ihanet ediyor o zaman. Öyle düşünmek lazım bir de. Şimdi gerçekten de, şimdi Sinan bunları takip ediyor. Adam haklı mı? Evet abla, kayaların dosyası, hoş geldin. Ben de yerden göğe kadar haklı. Şimdi gitti Sinan'dan şikayetçi oldu. Olay şu, ne yaptı şimdi diyecekler karına. Ya çok açık söyleyeyim, çimdik de atsa bilmem ne de atsa var mı cezası? Abla yok, keşke olsa. Yok, şimdi sen onun burnunu kırmışsın ya. Evet. Senin ona cezan var. Ha işte onu diyorum anasını satayım. Ben de aynısından bahsediyorum. Onun yine ifadesi alıp serbest kalacak. Kabul ben diyorum ki cezayı. Böyle bir dünya yok. O nasıl oluyor işte mesela bu, yani Emrah o kadar Emrah'ın o kadar ceza alacağı yerde bu nasıl ceza alamıyor onu ben düşünüyorum. Tamam, benim mikrofonla hayırlı olsun, güle güle kullan darısı. Sağ ol canım benim, onu da değiştireceğiz. Hala baktık bugün bir tane yayının başında kamera. Yani yok Simay'ım. Böyle bir dünya. Çünkü Emrah'ın her ne kadar söylediği de suç olsa da. Evet abla, biliyorsun. Adam haklı. Bak hepimiz insanız. Evet. Bak bu birinin elinde kalacak. Kalan da cezaevine girecek bunun yüzünden. Tabii işte ondan bahsediyoruz. E tabii doğal yani, tabii ki arkadaşlar yani. Herkesi yani kendi adaletini kendi sağlayamaz. Orası ayrı mevzu da.
Şimdi gerçek bu değil mi? Öyle olursa zaten iş çığırından çıkar anasını satayım. Herkes birbirini keser. Gerçek buysa o zaman bunun önlemi nedir? Bu demek ki bunun önlemiyle ilgili. İşte onun için devletin adaleti sağlaması gerekiyor yani. Bizim ceza yasamızda bir boşluk varsa ya da o boşluk yoksa da herkes o boşluk varmış gibi hissediyorsa. Nurcuğum hoş geldin güzelim benim. Yani kanun uygulayıcıları. Kara papatyanız kurban olsun size. O zaman çıksın birisi bunu açıklasın. Bu adam yok 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 deyip çıkıyor. Gitmişsin ya karakolun adına kadar söylüyor adam. Evet. İlahi Arancı'm hoş geldin. Hayır. Hayır. Ne diyor oğlum? Neye hayır? Bir soru sormadı ki sana. Sana soru sorulmadı. Neye hayır? Ne hayır ya? Bu da hayır ben görmedim ki bunu. Ya senin burnun kırıldı. Ne hayır olan ne? Sana bir soru sormadı ki. Sıfır burada sıçtımın gerizekalısı. Hayır diyor. Son video. Abi 2 Ocak'ta mı açılmış video? Aynen. 2 Ocak 2023. Geçen senenin videosu. İçinde. Yok hiç ben burnum kırılmadı ki. Çekilir o filmi anlaşılır biliyor musun? Nasıl? Film çekildiğinde o burunda anlaşılır o. Tamam. Sana kurban olurum ben. Sarı bir şey maviş papatya. Şevki abi sen de beni engellersen hakikaten yani bizim Tisigalko tayfı olarak yayın yapmamızın anlamı kalmayacak. Haberin olsun maviş papatya. Ne nereden oldu senin bu yüzündeki gözündeki yara bere izleri? Benim doğuştan o. Doğuştan mı? Ulan stüdyoda kafanı yardı ya gerizekalı. Doğuştan mı öyle? Evet. Senin baban da dövüyordu kuvvetle muhtemel. Hayır ben sen dayak arsız olmuşsun yani. Hayır benim niye babam dövecek? Sen babana dövüyordun. Baban seni dövüyor muydu? Hayır. Döver döver bu şerefsiz döver babasını. Fikrim mi? Sen niye babama dövüyordun? Babasını dövüyordum. Kendin söyle. Babası dövüyor muymuş? Dedim. Hayır. Sen ne bela bir şey? Sen nasıl bir adammışsın? Pey! Babam dövüyordu diye anlatmadın mı oğlum? Hayır ben hiçbir zaman niye babam beni dövecek? Oğlum sen gerizekalı mısın? Kendi anlattığını nasıl inkar edersin sen ya? Erkek değersin sakalına tüküreyim. Sen söyledin ben nereden bileyim? Ben sen büyürken yanınızda mıydım? Sen anlattın ya. Hayır ben hiçbir zaman beni babam dövmedi. E tamam o zaman niye yalan söylüyorsun? Babam beni dövdü dediği için ve yalan söylediği için bunu içeri alın çabuk. Çabuk hadi işimiz var birazdan oyuna geçeceğiz çabuk. Hadi bununla uğraşamayız. Allah dokarda. Allah dokarda tamam eyvallah ona biz de arkadaşlar eyvallah Allah okarda ama Allah dokarda da dokarsın diyor. Ya senin ben böyle bir şey olabilir mi? Aa! Simaya mı deli olacağım ya Allah dokarda diyor. Bir zaman benim babam dövmedi. Allah dokarda. Allah dokarda arkadaşlar. Allah dokarda. Dokarsın neresi abla? Dokar merkez. Sen mi babanı dövüyordun bak? Hayır. Niye babamı döveceğim? Beni niye dövecek? Benim anladığım kadarıyla aslında hani annem bunları yaşarken anlatamam. Oğlum sen dövmüyorsun, o dövmüyor. İlla ki birinin dövmesi gerekiyor arasını satayım ya. Kimse kimseyi dövmüyorsa burada da bir sıkıntı var. Allah dokarda. Tövbeler tövbesi. Tabii damadına. Bu da damada anlatacak aslan, bir şey de değil. Doğru. Aslan benim annem Türk konuşmayı da bilmiyor. Bana anlattın ben. Otobüse indiğin zaman bana anlattım. Ben... Ha sen Türk değilsin abla. Türk konuşmayı bilmiyor diyor. Anlatmak istemedim. Senin memleketleri abla çok değişik bir şeyim var. Ama takip ederken... Yani sen nereden fark ettin? Emrah fark etmiyor anladığım kadarıyla. İranlı falan vibe'ı aldım birazcık. Biraz İranlı vibe'ı aldım. Yok biz indik. Annem indim. Ben Emre de indi. O biraz yürüyor. Benim annem beni konuşuyor. Evet. İşte bana anlatın bu adama böyle böyle bir video bana şeyler yapıyor. Biz daha yürüyoruz. Sonra bir baktığımda anneme dedim ki bak bu adam da hala bize takip eder. O zaman da ben işimde söyledim. Çünkü ben söylemek istemiyorum çünkü ben biliyorum çok senelli. Evet. Ve hakkında yani verdi yani baya dövdü. Hakkını nasıl vermesin abla vallahi billahi ya. Keşke o görüntüler elimizde olsa da birazcık da izleyip bir rahatlasak ya. Evet. Keşke ya. Azerbaycanlı mı? Polis oldu. Hala diyor ki hatırlamıyorum yani. Azerbaycanlıymış arkadaşlar. Hiç senden hiç böyle acıcık bir insanlık yok mu senden? Vicdan yok mu? Ha? Utanmıyor musun? Gerçekten seni utanmak yok. Nasıl bir insansın ya? Gerçekten nasıl bir insansın? Dinliyor herif de tipe bak sana baksana profesyonel bir şekilde dinliyor. Nasıl oturabilirsin böyle? Ha? Oturur abla o alışık. O alışık. Hayır bilmiyor. Yapma. Vallahi billahi ya. Yapmadım. Ne yapmadın sen ya? Yapmadım. Hiç mi yapmadın? Hiçbirini mi yapmadın? Ha? Gül böreği saç. Tipe bak. Biz yalan söylüyorsan de doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorum. Tamam. Kahretmesin kadın dişlerinin arasından sövdü sana ya. Mikrofonu kapatıp dişlerinin arasından sövdü kadın sana ya. Doğru söylüyorum. Peki bu kadar polisteki kaydın onlar da mı yalan yazmış? O mesajları attım ben atmadım değil. Ya burada mesaj mı var ya? Burada bunların içeriğini göremedim ama kişi hürriyetinden iki tane yoksun kılma var. Onu nasıl yaptın oğlum? Bu adam kaçarmış bir de. Chat kişi hürriyetinden yoksun kılma dedi biz kaçırma değil mi oğlum? Cebir ve tehdit kullanarak... Biz bir gerizekalıyız anasını satayım. O kaçırmış. Kişi hürriyetinden yoksun kılma da var. 2010... Sisigalka Anrina. 15 yılında... Bordo Bereli Ensar. Pimpanella. Yes, sir. Kaçırmış. Yusuf'um. O ne? Sezer'im hoş geldin canım benim. O ne? Takip etme abi. Takip etme. Takip etme. Kimi takip etti? Bizi ne yaptın? Yok komşumuz. Hangi komşu? Evimizin yanında komşu.
Komşuyu niye takip ediyorsun sen gerizekalı? He. Ama ben öyle bir şey yapmadım. Ama kişi... Takip etme diyorsun, ben öyle bir şey yapmadım diyorsun. Kendi anlatıyor, sonra kendi inkar ediyor. Cebir kullanarak kişiyi üretinden yoksa kılma. Yani sen bunu tutmuşsun elin ayağını bir yere sokmuşsun hayır, demek bu. Hayır. Nasıl hayır? Bu senin yan komşunuz muydu, dayının kızı? Oğlum Şevki abiden böyle... Şevki abiden nyav, nyav diye sesler geliyor. Adam vallahi içsel isyan yapıyor ya. Nasıl demek bu? Hayır. Nasıl hayır? Bu senin yan komşunuz muydu, dayının kızı? Takip etmeyle hürriyeti tahdit bir o biri değil. Bir değil, ikisi ayrı şeyler değil mi Rahmi amca ya? Takip etmenin suçu... Takip etmek ayrı, bu kaçırmış bildiğin ya. Usta, yarım altın Rahmi. Ayrı bir cinsel el uzatma, dil uzatma vesaire. Evet. Ama hürriyeti tahdit demek... Cinsel el uzatma. Bir kişiyi bir yere alıkoymak demektir. Hı. Alıkoymak. Evet. Bu yandaki komşunuz kaçmış hani evden, bu o mu? Evet. Nereye tıktın? Kadın mıydı, adam mıydı? Kimdi bu? Nereye tıktın lan kadını? Ha? Köpek! Yok öyle şey değil. Ben küfür amaç. Küfür amaç mı? Lan küfür değil oğlum. Hürriyetinden yoksun kılma diyor. Şimdi benim sana söylemem şey hürriyetten yoksun kılma değil. Kaçırmışsın. Küfür amaç diyor ya. Göksel'e boş geldin. Küfür amaç. Küfür olmaz. Oradan böyle mesela mesaj olarak. Ya. Mesela mesaj olarak. Gerizekalı kaçırmışsın it kopuk. Komşuya da. Evet. Öyle şey olarak değil. 2015 yılında bak bundan 7-8 sene eve. Evet. Eve mesaj attın gene sonra takip ettin. Hayır. Hayır başladı gene. Allah kahretmesin ya. Ya bıngıldağımı sıkarak boğacağım kendimi ya. Boğazımı değil şuradan boğacağım kendimi ya. Oğlum işte hürriyetinden yoksun kılma demek bir yerde kapatmak demek. Hayır. Oğlum, lan neye hayır? Hayır olan ne onu anlamıyorum ya. Ben küfür amaç. Siz bilmiyor musunuz Fikri abi bunu? Yan komşuları da evden kaçmış. Hatta işte ya kişi seni bıraktı ya Sinan niye hatırlamıyorsun? Bak 4 çocuğu eliste yaşıyor bir yerlerde yaşıyor bu kadın. Kişisini bıraktı hatırla. Benim suçum ne? Ben Sinan'ı mı sevdim? Annene tatlı. Kocası kadını mı? Kocası kadını mı ayrıldı bu yüzden? Of. Yan komşularının kocası karısından bu yüzden mi ayrıldı? Evet bunun yüzünden ayrıldı. Allah belanı ver millet senin yüzünden eşinden ayrılıyor. Kadın kendini anlatamadı. Anlatamadı sonra şöyle cevap verdi kadın. İşte bana yapılan şeyi suikast... Annene de yapıldı, bacına da yapıldı. Aklını başına al. Ben Sinan'ı sevmedim. Sonra barıştılar mı? Barışmadılar, ayrılar. Artık bitti o iş. Bu... Allah yüzüme tüküreyim senin. Allah dokarda. Uğayla dağıldı. Bu yalan değil ya. Sen nasıl bir şerefi bozuk, ırzı kırık pezeveksin? Sen nasıl bir şeysin ya? Şeytan, iblis, mahluk. Bunu köylüm biliyor, bağlansın. Köylüm biliyor bunu ya. Hala birilerini korumaya kalmasınlar. Kaç tane yuva yıkmış, kaç tane yuva yıkmış. Bak ayrılmışlar kocasına. Yalan. Hayır yalan, ne yalan? Nasıl yalan oluyor ya? Nasıl yalan oluyor? Ulan ne yalan ya? Yalan. Ne Allah'ın belasıymışsın sen be. Ne Allah'ın belası. Adam sonunda gene patlattı o cümleyi ya. Sen ne Allah'ın belası adammışsın. Pıy. Ne? Yalan. Ulan neyin? Bak. Gene geldi o cümle ya. Benim kalemim nerede? Kalemim kayboldu. Allah seni kahretmesin. Senin yüzünden kalemim kayboldu. Yalan. Ne Allah'ın belasıymışsın sen be. Peki ne asıl burada asıl konuşacak. Buna da yalan diyor. Asıl geldi. Şimdi ben de konuşacağım Sinan efendim. Tam kaşık başıya. Nasıl bir mikrom sen? Şu abi ne ayak bu? Charles Manson'ın ayak. Çıkıyorsun etrafa ya. Bu kadar yuva yıkan, bu kadar aileyi birbirine düşüren. Ama o aile de dağılmadan önce hiçbir dememiş anasını satayım bu kadına sapıklık yapılmış. O aile niye dağılmış? Milletin aile içinde iletişimsizlik olunca böyle sapık bile aileyi dağıtabiliyor chat. Namusuna, ırzına, şerefine, onuruna yan bakan, dil uzatan. Pikabı bu dangalız yüzünden karısından ayrılan adamdan hayır gelme. Ha ben de aynısını söyledim işte. Ben de aynısını sordum şimdi biliyor musun? Nasıl bir belasın ya? Ulan hiç mi utanma yok? Hiçbir senin şu alnında ar damarı konmamış ya. Alnında ar damarının ne işi var? Vardı bir tane onda tufan yardı zaten. Onu tufan yardı zaten. Bir tane vardı Ardamar'ı onu da tufan yardı. Böyle donetler atınca senin için çok seviniyorum da. Estağfurullah gülüm benim Nur Efşal'ım ya. Damlaya damlaya göl olur. Bak kadın kocasından ayrılmış. Yalan. Allah belanı vermesin. Ne yalan? Bütün köy çalkalanıyor. Hangisi? Allah dokarda. Yalan. Yalan söylüyor. Kim yalan? Aleyküm selam Zeko'yu. Yalan söylüyor. Devlet mi yalan söyleyecek? Devletin kaydı da mı yalan söyleyecek? Sen burada, yani sen kadını Lavinyam teşekkür ederim. Çırmışsın benim anladığım kadarıyla. Bütün chat şey aktı biliyor musun daha demin? Üst üste şöyle gerçekten cümleler gördüm. Üst üste iki kelime yan yana. Hani küfür etmek de yasak olduğu için Allah razı olsun çok da fazla kuralları da gerçekten yarıp geçmek istemiyorlar. Hepsi şöyle yazmış. Yalanına so. Devamını anlayan anladı.
Çünkü cebir ve tehdit kullanarak kişi hürriyetine... Hepsi aynısı yani. Yalanına so. Sen yoksun kılma. Tamam, ya bir yere kapat. Ya sen alıkoymuşsun bu kadını. Evet. So what? Neye so? So what? Hayır. Sus be. Ya, ya net yankılı ya. Hayır. Ne hayır be? Hayır. Hayır dediğin ne, onu anlamadım ki. Biz soru sormuyoruz ki. Birine bir soru sorarsın, ondan sonra hayır dersin de bir soru sormadık ki. Neydi, bak neydi bunları gene tutuyorlar, beni tutan yok. Vallahi bak dalacağım ben de sana. Ne hayır işte şaşırdım. Yapmışsın. Kişi hürriyetine yoksun kılmadı, başka daha iki... Marenim Allah razı olsun. Yalan. Bir tane var. Hayır. İnsan taciz 5 tane var. Basit yaralama 3 tane var. Hayır. Bir yanım kişiyi alıkoymanın, hürriyetinden yoksun kılmanın cezası 3 seneden 9 seneye kadardır. Can Bey vallahi ben hiç artık... Yani şimdi ben de anlamıyorum. Yani. Hayır. Aynı suçu Müge Hanım. Aynı suçu 3 defa işte... Ahsen'im hoş geldin. Demiş. Birincide serbest. İkincide serbest. Ben sırıldım. Ben sıkıldım artık. Üçüncüde nasıl bu hala serbest? 3 yıldan başlıyor. Nasıl hala tutuklanmaya gidilmemiş? Bu karşımızda diyor. Alın bunu. Bunu alın komple. Nasıl bir... Chat gene bağırdım biraz, kusura bakmayın ya. Umarım şey çok gelmiyor değil mi ses bağırınca? Ha? Pika Pikachu iyiydi değil mi? Bir olarak... Sürekli ses kontrolü yapacağız bu yayında arkadaşlar. Yapacak bir şey yok, ses kontrol. Sen o zaman kadın. Ses! Nereye götürdün? Yani tedbir elinde ol. İyi değil mi arkadaşlar, kulaklarınız iyi. Tamam o zaman sıkıntı yok, devam. İyi böyle. Yoksa ben bir şey yapmadım. İyi iyi o zaman iyi. Abi kulağımız... yok yok sıkıntı yok, devam. Yapmadın. Nasıl gidilmemiş? Oğlum ceza almışsın ya. Ben o cezayı ben odun için aldım. Odun için mi? Şimdi 3 tane var ayrı oda. He işte onun için aldım ben. Sen 19... Lavinyam teşekkür ederim oğlum. Sen odun için mi yaptın? Evet. Bunlar için yatmadın ya. Hayır. Ay yani daha fena artık. Gerçekten düşüp ben de bayılacağım ha. Sen bir de odun için mi 19 gün aldın? Evet. Ne güzel ya memleket... Nasıl ya? Bir dakika şaka mı bu? Ben bu adamı tacizler alındı zannediyorum. Azalı Pink'im teşekkür ederim. Ben bu adamı tacizler alındı zannediyorum. Odun yüzünden mi tutuklanmış bu herif? Odunu kadınlarından daha mı kıymetli yani, eğer doğru söylüyorsa bununla da bir şey söyleyeceğim de ya. E ama anasının gözü vallahi billahi böyle bir sistem var mı? Odun büyüktür kadın. Doğru. Ana taciz suç mu ya? Odun için. Kim çıkarıyor bu yasaları aga ya? Odun için getirdim. İnsan yaşadıkça neler öğreniyor chat. Ben. Hakikaten taciz suç değilmiş ha. Taciz hakikaten suç değilmiş usta. Ya sen bu kadar insanın peşinden sürükle, herkesi birbirine sokup cezaevine girme. Odun ki yani odun kesti, odun kesenler hiç çıkmasınlar. Şeyde o çok önemli benim için, o ormanlar da. Oradan tutuklanma, yalan söylüyor. Ama sen üçünden ya. Oradan 19 gün aldın, diğerinden almadın mı? Abla vallahi hakikaten boşuna demiyorlar demek ki orman kanunları diye. He? Harbiden orman kanunları. Herif ormanda odun kesti. Adam yanlış ağaçları kesti diye vallahi billahi şey yapmış, tutuklanmış 19 gün. Hayır. Bu herif tacizden tutuklanmamış ki. Kızılcık şerbeti yarın gülüm benim. Kızılcık şerbetini cumartesi günleri izliyoruz. Sinan Odun'un cezasını verdin. Ne cezası aldın bir daha? Para olarak cezasını ödedin. Para için para da ödedim. 19 gün de kaldım. Sen bence bu Kemal Beylerden kaldın 19 gün. Hayır. Hiram teşekkür ederim. Nerede ben bir 3 gün kaldım, başka yok. Bir 3 gün. Onu öğrenemiyor muyuz peki? Şey Mine Hanım, Mine abi. Onu öğrenemiyor muyuz abla? Sen ayrıca 3 gün kal. Evet. O Kemal Bey'in yani gene evi terk ettiler, kayınvalidesinin kafasını yardı. 3 gün mü kaldın? Evet. Kemal Bey'in arkadaşlar kayınvalidesinin kafasını yarmanın cezası 3 gün. Ormanda ağaç kesmek 19 gün. Evet. Şimdi chatte birkaç kişi şimdi şey yazacak. Nasıl yani abi? Abi ağaçlar yani nasıl yani abi? Ağaçları kesmek normal mi yani abi? Abi ne demek istiyorsun yani abi? Peki bu yandaki kadın karısında kocası ayrılmış bilmem ne olmuş. Abi! Herkes atma. Öyle yazanlar da olabilir çünkü chat. Ama sinirlerimiz gerçekten. Sinirlerimiz aman. Ondan kaç gün yattı? Belli olmaz abi. Belli olmaz. Nasıl yani abi? Abi ne demek istiyorsun yani abi? Yapmadım ondan. Ben öyle bir şey yapmadım. Nasıl yapmadın ya? Yapmışsın ya işte. Hayır. Bak evlerini terk etmişler. Hayır. Çocuk okuyordu yıllarda. Kimseye bir şey yapmadı. Kim o üç kişi? Hamide. Yandıyı bırak. O zaman yan komşudan bahsediyoruz. Ses dengeli arkadaşlar. Sizin sesinizde dengesizlik varsa beni ilgilendirmiyor. Sizin üstteki burnunuzda sıkıntı varsa beni ilgilendirmiyor arkadaşlar. Başka? Şimdi sesin az duyuyor kimisi. Yok. Onun kayınvalidesi kızı. Hayır. Başka yok. Oğlum bunlar da gitmişler ya, atmışsın ya bunları mesaj, anlatıyor ya Fikri abi işte. E attım işte, mesaj attım. Tabii onlar Hamide değil ki, onlar başka biri. Ya Kaşukçu'yu attım, Hamide'yi attım. Bir de evet. Bedir attım, ben başka kimseye atmadım. Sabırlı ol. Şimdi Sinan efendi, bak öyle attım bunu attım. O kadar para var, öyle bir şeyler konuşuyorsun var ya, bizi çığırından çıkartıyorsun bak. Evet Charles Manson, sendeyiz abla. Gerçekten artık yeter, tamam mı Sinan efendi? Kızılcık şerbeti cumartesi günleri canım benim. Gerçekten bak. Biz artık zırnadan çıkmaya başladık, artık sinir olmaya başladık. Hepimiz zırnadan çıktık abla, hepimiz zırnadan çıktık. Zıvanayı zaten geçtim komple. Sinirlerimiz alt üst olmaya başladı. Şimdi ben sana soruyorum bak. Sor abla.
Siz kimdiniz abi? Charles Manson. Pardon Müge Hanım. Bu arada bu programı... Estağfurullah abla, saçlarınız da mükemmel yalnız ha. Bu bir odun kadar değerimiz yok, şaka gibi taciz ettiği için yatmıyor. Hey sorma ya. Ben deli oldum, ben de öyle bir şeyden dolayı tutuklandım zannettim. Abi senin saçlar mükemmel yalnız ha. Sunduğunuz gerçekten çok minnettarız size. Aydınlatıyorsunuz. Yani alkol olarak da gerçek bilgilendiriyoruz. En azından bunun gibi dengesiz ve en azından bu şekilde ispatla... Tövbe estağfurullah. ...almış oluyoruz. Kendi dilimizden bir yani... özümüzde bir kanıtlamış oluyoruz yani. Şimdi kendisine ya söylüyorum. Yok yazmadım, etmedim. Reklamdan sonra sor o yüzden. Yalnız top sakallı beyefendi, sizden birazcık böyle 5000 şanlı melek Sedat vibe aldım ha. Ben bekledim, az kaldı diye. Gerçekten aslında siz şu an Arife Hanım'ı arıyoruz ama Hamide Hanım'la ilgili de siz çok çekmişsiniz benim anladığım kadarıyla. Şimdi Hamide Hanım sizin neyiniz oluyor beyefendi? Kayınvalidem. Çünkü bu asıl Hamide Hanım'ın kendisine aşık olduğunu zannediyor da bu psikopat. Onunla bir aşk yaşadığını zannediyor. Arife'nin de ikisinin arasını bozduğunu zannediyor bu gerizekalı da. Hamide sizin neyiniz oluyor? Neyiz çok önemli. Çok önemli. Jennifer'ım teşekkür ederim. İş ben de zengin olurum da tamirim. Gülümmelim, Allah razı olsun, düşünmeniz yeter. Kendisi ameliyat oldu. Ondan dolayısıyla bayağı çok gergin ve tansiyonu falan düşüyor. Yani düşünce olarak da biraz kendine adapte olamıyor. Çok sinirleniyor. Evet beyefendi. Ayrı olarak da zaten bu konuda çok yıpranmış bir durumdayız. Sizin kayınvalideniz kaç yaşında Hamide Hanım? Evet. Yani 62 falan olabilir. 62-63 yaşlarında. Ses bence de ideal ya. Meram teşekkür ederim. Aslında Sinan da bunu söylüyor ya. Şu olayı zaten... reklama girip hepsini anlatacaksın. Evet. Çünkü siz çok şey yaşamışsınız. Aslında evet. Sinan'ın kafasına en çok taktığı kişi Hamide Hanım. Aynen. Oranın için. Tabii asıl bunun yani asıl... bunun asıl hikayesi Hamide. Bizim aradım. Tövbeler tövbesi, burada kader filmi mi çekiyoruz, ne yapıyoruz vallahi billahi ya. Arife Hanım'ın kız kardeşi oluyor. Arada Arife'ye de değil mi? Evet. Abi evet diyor bir de ya. Bir de evet diye ciddi ciddi vallahi onaylıyor bir de. Evet. Evet. Evet diyor ya. Bir ara verelim. Gerçekten bunların yaşadıkları daha az buz bir şey değil. Onaylıyor bir de evet diyor. Ve başka bağlananlar şey da var. Röportaj yaptıklarımız var. Kimlere neler yapmışsın şimdi izleyeceğiz. Şimdi... Dur gene bağlanacaklar mı gene? Gene telefonla bağlanacaklar mı? Deli olacağım. Gel abla. Müge Hanım ben de bir video kaset getirmiştim. Arife teyzenin. Önce bir onu bir izlersek en azından daha iyi olur. Arkadaşlara da vermiştim. Aselciğim hoş geldin. Bakayım ben de. Daha iyi olur. Tamam girelim. Bakalım abla ne kaseti? Sende Arife teyzenin ne kaseti olabilir ki Metin Bey? Canım, bakayım o video neymiş? Biliyor musun? Neymiş abla vallahi o video? Yapmadım ki pişman olayım. Gene ne oldu? 5 saniye ileri aldım sadece ya. Videoyu sadece 5 saniye ileri aldım gene. Ben yapmadım ki Mine Hanım. Ben ne yaptım ki dahi? Gönül. Şu yaptıklarından ya. Sen nasıl bir dosyaymışsın sen ya? Senle Allah'ın belası adam. Mesaj attım. Şu adamın kayınvalidesine izlettiğim porno filmden. Şimdi Metin Bey anlatacak işte Hamide Hanım'la ilgili. O bağlanıyor ona bilmem ne yapmışsın, bu bağlanıyor buna. Hiç pişmanlığın yok mu? Sen milletin kayınvalidesine porno izletmek nedir ya? Milletin kayınvalidesine porno izletmek nedir chat? Ben mesaj attım, atmadım değil öyle. Ona pişmanım. Ha. Ama ben başka bir şey hiçbir şey yapmadım. Ya bir daha atmayacak mısın yani kimse mesaj? Hayır. İyi hadi bakalım. Metin Bey buyurun. Metin Bey Hamide Hanım, Arife Hanım. Metin Bey'de bir kaset var. Metin Bey'in kaseti neymiş çok merak ettim şu anda. Videolarını... Aleyküm selam Victoria'cığım. Aleyküm selam Fırfır. Vermiş. Onu da arkadaşlarımız hazırlıyorlar. Onu da izleteceğim size. Göster Fırfır. Buyurun Metin Bey. Bu iş nasıl başladı? Bu nasıl bomba sizin evinize düştü? Harry. Harry benim gençliğim nerede? Harry. Abla kusura bakma birden aklıma geldi. Neyse devam edelim. Şimdi bu bombanın düşmesi şöyle. Göster abla. Otur sen de bu arkadaşım yazsan ardına. Evet, bu yazın. Yani bu yazın arkadaşım arkada yazsan komple Metin Bey. Temmuz ayı gibi falan zaten kayınvalidem bir iki ameliyat geçirmişti kendisi. Geçmiş olsun abla. Geçmiş olsun Simay'a teşekkür ederim. Ya bu tedaviyle düzelecek gibi de değil bu ya. Biz bunun psikolojik incelemesini de bir ara yaptık chatle. Zaten kimisi dedi ki abi beyninde bir eksik vardır dedi. Kimisi çocukluğunda bir şey yaşamıştır dedi. Onu da çözemedik ki çözümsüz bir pezevek bu. Bazen mesela çevremizde olsun cenazeler falan olurdu. Yani kendisi sıkıntı ve stres ve gergin biliyorsun yeni kalp ameliyatı olmuş. Evet abla. Onun için bazı olaylarda kendisini uzak tutmaya çalışıyorduk. Ve şimdi aile olarak zaten Sinan belki beni tanıyormuş. Şimdi o konuyu da geleceğim ben kendisine. Yok hayır diyecek. Sinan kimseyi tanımıyor çünkü. Tanıyor mu soralım tanıyor musun? Evet tanıyor musun? Yok ben bunu tanımıyorum ki. Sinan efendi benim. Dur bakayım tanıyorum mu diyecek chat sizce? Sen Şen'in eşi değil misin? Gibin. Adam resmen absorbe etti cümleyi. Tanımışsın. Ne dedi orada lan? Ne dedi? Ne dedi? Tanıyor musun soralım tanıyor musun? Evet tanıyor musun Sinan efendi benim? Ne dedi anladınız mı Allah aşkına cümleyi anlayan var mı? Random attı ya Büşra. Harbiden de random attı Büşra. Yalan diyecek şimdi Mustafa. Bak şimdi dinle. Sen Şen'in eşi değil misin? Senin eşeden eşeden. Ne? Dua mı ettin? Ne yaptı vallahi bile Müslümanlığa yöneldi galiba. İslamiyet'te şereflendi galiba. Ne oldu orada? Tanıyor musun soralım tanıyor musun? Evet tanıyor musun Sinan efendi benim? Sen Şen'in eşi değil misin? Gibi. Senin eşi değil mi eşi değil mi? Ne dedi orada ya? Sevda'nı. Evet. Herkesin şimdi karısından tanıyor yalnız ha. Evet.
estağfurullah. Tövbe estağfurullah ya. Gülsem mi der, gülmesem mi der, sinirlerim bozuldu ya. Şimdi Hamile Hanım. Her gün minnet seni der ya, bilmem kimleri kızımsın diye herkes söyler. Bu herkesi karısından tanıyor. Şimdi kayınvalidem Hamile Hanım'ın büyük kızı. Evet abla biliyorsun. Yani damadıyım ben kendisi Metin. Şimdi bu devamlı dediğiniz, bildiğiniz gibi, hepimizin bildiği gibi böyle içerikli durumlar da insanları rahatsız etme gibi durum var. Hatta bundan öte birkaç tane arkadaşlar da var. Onları da söyleyeceğim. Dile kendisi. Tabii şey işte Kadir, Kara Kadir, Tokur. Sizi tanıyorum, onu da dile getireceğim. Evet. Şimdi biz bu dediğim gibi Temmuz ayından beri rahatsızlık yaşıyoruz. Hatta bu daha önceden olayda olan bir şey. Çünkü nasıl... Çok geçmiş olsun Metin Bey. Nasıl bilgim oldu? Ben eşim falan olsun tabii... Beyza'cığım hoş geldin. Ailemi ben tatile gönderdim oraya. Evet. Orada bulunsun da tatil falan amacıyla. Hı. Neyse ailem Nisa'dayken Sinan Efendi bana festen falan bir ne yapıp ne edip önce arkadaşlık tatil şey ettiğini gönderdiydi. Sonra tekrar hesabını değiştir, tekrar SMS şey olaraktan bana mesaj gönderiyor. Ha, hesabını mı çalmaya çalışıyor, ne yapıyor? İşte aynı sizin bildiğiniz gibi o durumlarda ağza alınmayacak durumlar. Yani aslında hanımlara giden mesajlardan yanlışlıkla size de geliyor. Hayır gelmiyor. Yanlışlıkla değil, bilerek. Allah belanı vermesin. Metin'e mi yürüdün lan Sinan? Metin'e mi yürüdün Facebook'tan? Atıyor. Ve bu tekrar tekrar olan bir şey. Ve kendisini bu konuda gerçekten biz zamanadan çıkıyoruz. Çok sinirleniyoruz ve gerginleşiyoruz. Ve bu sebepten dolayı Sinan bizzat ben o şekilde Niksar'a gittim. Sen ve... niye Metin Bey'e de mesaj atıyorsun? Attım mı ya? Attım. Evet. Neden, kendisi neden? De attı dedik. Attım. Aa evet, bir de şeydi, inkar da etmedi. İnkar da etmedi. Şu an. Şimdi... Attım atmadım değil. İnan... Neden atıyorsun? Niye bu bir erkek? Niye atıyorsun ona mesaj? Abla yani vallahi billahi demek ki şeyde var bunda. Ya o şey Hamide'nin işte bana ayıp taktığı için. Ha. Ay senin götüre ayıp takalar inşallah. Vallahi billahi ayıp taktı. Ayıp taktı. Sana kimse ayıp takmadı Sinan Efendi. Taktı. Ne gibi ayıp taktı? İşte bana seni de... evine misafir etti. Ekmek verdi. Yemek veriyor. Ne ayıp takabilir ki? O seni zaman... bir dakika hep konuşma. Bir dakika önce biz konuşalım. Hep tamam. Bir şeyle konuşuyor. Evet hayır diyorsun. Başka hiçbir şey demiyorsun Sinan abi. Evet anlat abla, sen anlat. Sen anlat, biz seni dinleyelim Metin Bey. Yani doğru mu? Tamam. Sen kendi sapık olduğuna da eminsin, doğru mu? Evet de, ne olursun evet de. Sapık mısın? Önce bir şey onu bir söyle bana. Hayır diyecek tabii ki. Sapık mısın arkadaşlar? Yani bu soru, yani biri bana sorduğu zaman sapık mısın diye ben ya evet ya da hayır derim chat. Chat siz sapık mısınız? Chat bakayım, herkes hayır diyor doğal olarak. Niye? Çünkü chat'tekiler sapık değil. Sen sapık mısın? Evet. Hayır. Sapık. Allah'ım ya Rabbi ya Resul. Değil misin? Hayır. Peki niye yazıyorsun böyle olayları? İşte evet. Şey... Şu, niye yazıyor biliyor musun Metin Bey? Çünkü göğe bunun kafasında Hamide de buna karşılık veriyormuş, Hamide teyze. 62 yaşında kadın göğe buna vallahi bile şey veriyormuş. Ayıp daktığı için... Hayır bir saniye. Ayıp daktığı için... Sapık olmayan bir insan böyle bir yazılar yazar mı Sinan Efendi? Sana soruyorum. Yazmaz. Peki niye sapık değilim diyorsun? O da niye öyle dedi bana? Ya kardeşim bak şimdi öyle değil. O senin büyüğün. Annen yaşında. Tamam. Bak, annen de ben tanımam ama köye fazla arada bir yazın senede bir gider gelirim. Evet. Ben de fazla gitmem. Ben İstanbul'a duruyorum. Evet Allah. Yerleşim yerim İstanbul. Sen beni tanımıyorsun, etmiyorsun. Bak Hamide'nin damadıyım ben. Doğru mu? Doğru. Neden yazdın? Ki... Sen bunu ne rahatlıkla yazabiliyorsun? Bu insanlara ne böyle rahatsızlıklar veriyorsun? Oğlum bu programa herkes kaynanasını korumaya gelmek zorunda mı lan? He? Herkes kaynanasını korumaya gelmek yok. Kaynanalarını koruma ve yaşatma derneği. Bu güvencin nedir? Ya şaka mısın lan? Nereden geliyor senin bu güvencin? Ben sana bunu soruyorum. Bana bunun cevabını verir misin sen? Ayıp taktığı için. Bak. Ayıp takma, nasıl öşeyim seni? Ayıp takma nedir chat ya? Ayıp takma. Bana bunun cevabını verir misin? Ya diyorum işte ayıp. Neden yazıyorsun? Ayıp demiş tamam, yazıyorsun ediyorsun da bu güvence nasıl yazabiliyorsun arkadaş ya? Ama ilk sen başlatıyorsun. Ya bizi zıvanadan çıkaracağını düşünmüyor musun? Bak olayı anlatayım ben sana, şimdi nereye geleceğim. Şimdi Niksar'a gittim, yazın. İnan senin için geldim ha. Bir anlamda o olaydı. Çünkü bir yerimde duramıyorum artık. Nasıl yazar, nasıl eder diyorum ya. Niksar'a vardım. Tamam ben size bir şey söyleyeceğim. Benim... Siz bu olaydan evet. Size mesaj gelince mi haberdar oldunuz? Benim haberim var ve eşimi aradım. Böyle kine böyle anneme bir sorun bakayım. Bu durum Sinan'ı tanıyor musun? Ben tanımıyorum. Evet abla. Çünkü yani diyor senede bir gidip gelen. Çünkü mesajların evet. Başında da Hamide diye yazıyor. Aynen. Hamide diyor. Hamide bilmem işte bu şekilde aynı öyle konuşuyor. Ama şahsi benim kendi isim olarak söylemiyor. Öyle bir durum. Hamide kanka bana bu mesajı bir arkadaşım yolladı. Bunu 10 kişiye yollamazsan sana musallat olacağım. Böyle mesajlar mı atıyorsun millete sapık? İçerikte Hamide 770'e Simay'cığım teşekkür ederim. Falan böyle bir konuların aynı bildiğimiz gibi içerikte. Telefonun size ait olduğunu bilerek mi söylüyorsun? Aynen bana beni tanıyor ya. Beni attığında söylüyor zaten. Evet beyefendi. Hamide'nin kayınvalideniz olduğunu biliyor. Aynen. Size hitap ediyor. Bana atıyor. Allah Allah. He. Yani Allah Allah da ben vallahi bile şaştım kaldım bu işe. Aynı anda hem kaynanaya yazıyor, hem damadına yazıyor, hem gelinine yazıyor, hem çoluğuna çocuğuna yazıyor. Sen nasıl bir şey bu ya? Allah Allah. Hamide ile bir ilişkimiz var. Metin evet. Bey öğrensin istiyor büyük. Aynen. Ha. Yani. Artık bu. Şimdi ne pardon hani o
Amaç ne? Anlat da biz bunu çözmeye çalışmayalım. Şevk abi sabah raporuyla birlikte çözdü şu anda. Yandaki kadın komşusu ayrılmış kocasından falan, yani Hamide de kocasından ayrılsın diye mi böyle yapıyorsun sen? Evet. Evet. Hamide ile ilgili şeyleri hiç inkar etmiyor. Enteresan. Evet, tabii. Aa! Ya öyle bir hava oluşturuyor ki Hamide Hanım'ın sanki... Ha, enteresan bir şekilde Hamide ile ilgili şeyleri hiç inkar etmiyor usta. Sinan'a bir ilgisi var. Sinan da buna karşılık veriyor şimdi, ve ona mesaj yazıyor. O yüzden ya, atıyorsun kocasına, evet, damadına, oğluna, ondan atıyorsun. Bu Hamide teyze yaşıyor mu? Bu Hamide teyze nerede? Evet. Şimdi Müge Hanım. Bir saniye, Hamide Hanım ayrılacak kocasından, ne olacak sonra? Sonra bununla evlenecek diyor ya. Ha? Bununla bir birlikteliğe çıkacak. Sen de beraber olacaksın. Olur oğlum. Ne oldu, biri dal... Hamide diyor. Ne oluyor, bir şey oldu. Ne istiyor? Sinan'ı dövüyorlar. Sinan'ı dövüyorlar chat. Nurevş Hanım çok teşekkür ederim. Hani? Hani beni geçtin dedi, hani? Ya. Oğlum kendine gel. Kendine. Allah muhabbete bak ya şundan onu da Allah yarabbim. Sinan'ı dövdüler. Sinan'ı dövdüler. Tufan abi duruyor duruyor. Öyle vakitlerde saldırıyor ki Sinan'ı dövdüler. Allah kahretsin. Ayakta ne yapıyorsun lan? Ayakta ne yapıyorsun? Nasıl saldırdı? Çok merak ediyorum. Keşke görseydik o görüntüyü ya. Allah aşkına otur bir oğlum. Yani bu yan komşusu da eşinden bu nedenle ayrıldıysa işte görsün yani. Abi anlatacaktı ama tam konuşacaktı. Tufan'ım keşke birazcık daha mı sabretseydik ya. Zihniyet bu, böyle bir adam için insan karısını bırakır mı? Demek bizim Harun'la da beraber olacaktın he mi? Dedim ki buranın ağası da benim, paçası da benim, istediğime mesajı da atarım, istediğimi rahatsız ederim diyorsun değil mi? Çünkü hiç kimse karşıma çıkmıyor diyorsun. Yok ki köyde kimse yok ki. Tüm yüzümde tükürüyüm. Sen çıkacaksın. Ooo kışkırtma çekiyor, bir de saldırıyor chat. Anasını avradınız, sen mi çıkacaksın diyor bir de. Gördünüz mü bir de? Kimse yok ki. Gördünüz mü bir de, bir de kışkırtma çekiyor pezevenk. Sen çıkacaksın. Sen çıkacak mısın diye ama tedirgin suratına sıçtı ama pezevengine bak. Bak kaçıyor bir de, kaçıyor, gördün mü kaçışı? Allah kah, tutma lan, tutma Yılmaz, tutma, keşke tutmasan ya. Yani biraz gevşek bıraksan keşke. Hani tuttu, biraz gevşek bırak. Ne istiyor? Nasıl saklanıyor bak, arkaya saklara böyle sokuyor lafı. Abi gözünü seveyim, izlemeye devam et, çok şey oluyordu bu bölümde. Ben de duymuyorum buna. Gülüm bugün yarım kalsa bile yani pazar günü zaten izlemeye devam edeceğiz, merak etmeyin. Nasıl laflar? İzleyeceğiz bir 15-20 dakika daha izleriz yani, ondan sonra oyuna geçmemiz lazım oğlum. Tamam çık. Sinan efendi. Hala bu başımıza geldi, hala. Zeyla Mutlu hoş geldin. Konuşuyor herif, peşinci evet, gibi de oturuyor böyle. Hiç sorma bu, böyle oturuyor. Fikrem mi? Böyle oturuyor Fikrem mi? Vallahi billahi ya. Hı? En rahatımız da o içimizde. Doğru. Tabii tabii, en gevşek bu. Hepimiz gergin. Hepimiz gergin. En rahatımız o. Allah Allah. Hepimiz böyle diken üstündeyiz. En rahatımız... Ne diyor? İlk defa donate atıyorum abim, iyi yanlar. Gülüm benim, çok teşekkür ederim Ayşem. Allah kesene bereket versin. Benim çekil, bir geldiğimize çekil düzen veriyor. Kadar geriliyor burada. Haydi böylece hiç kimseyi takmadan. Aynen aynen Fikrem mi? Aynen peşinci. Peşinci peşinci pezevek. Vallahi billahi. Biz de veresiye. Biz de veresiye alasiye. Hiç veresiye dedi. Sinan niye böyle yapıyorsun koçum? Niye böyle yapayım Nazmi? Şey niye böyle yapıyorsun Sinan? Kafam karıştı Allah kahretsin. Söyler misin? Ayıp taktığı için. İnsanları dinden imandan çıkartıyorsun bak. Ay ayıbına tak kimse. Hala ayıp taktığı için diyor ya. Hala ayıp taktığı için diyor ya. Yani ille bir katil mi olmamız lazım? Seni bu dünyadan silmemiz mi lazım? Ne yapıyorsun ya sen? Ya bunu silmeyi boş ver. Bunu ben neyse şimdi küfür edeceğim yani, zor tutuyorum kendimi chat. Zor tutuyorum kendimi. Ya bir en azından dünya bir pislikten kurtulur ya. Bak görüyor musun? O kadar insanlar, milyonlarca Türkiye'ye bu şekilde sesleniyorsun ya. Ya utanmam yok mu sende? Gurur yok mu ya? Ya utanmadan bir de böyle diyorsun bak. Pes! Sonra yalnız bir dakika bir şey yapayım, bu bir anlatsın. Mina Hanım mükemmel ya. Mina Hanım'la. Sonra. Dur gene saldırır abi. Ne oluyor oğlum, bir görüntüler gidiyor, bir şeyler oluyor. Ses gitti abla. Yani yayında da sıkıntı oldu bak. Anacığım bu ana kumandayı bile bozdu anladığım kadarıyla. Ana kumanda bozuldu, ben de diyorum ne oldu? Ana kumanda bozuldu anacığım. Ana kumanda bozuldu chat. FNAF'a döndü. Harbiden içeride sesler geliyor sana. Yani gerçekten yayında... Ana kumanda bozuldu, deli olacağım. Buradan bana bir böyle bir şey etti dedim. Siz benim anama küfür ediyorsunuz. Ben de size mesaj atarım dedim. Ne alakası var ya? Öyle bir şey yok. Ne sana durup dururken Selçuk öyle yapsın? Ben sana anlatayım. Anlat. Şimdi, anlat abla. Selçuk'un hiçbir olaydan haberi yoktur. Benim kayınvalidem bize... Metin abi çok güzel anlatıyor ya, şu Hamide'nin damadı. Daha önceden çocuklarına da söylemiyordu. Çünkü... Metin abi sen anlat abi muhteşem saçlarından. Çünkü ne olur olmaz başını belaya aynı sokar gibi böyle bir durumla. Cenap Ercim teşekkür ederim. Aynı annelerimiz gibi aynı çocuklarını koruma bir duruma alıyor. Çünkü ben Niksar'a aynı dediğim gibi vardığım gibi... Anlat, anlat ama konuyu he. Evet, Niksar'a vardığım gibi Neşilce'de o kayınvalidem ve çocuklardan, baldızlardan öğreniyorum. Evet beyefendi.
biliyorsun, Balcım da biliyorsun, senin hakkında davalar açtı, ifadeler verdi. Doğru mu? Doğru değil mi? Doğru. Evet. Sen bana hakaret etti diyorsun ve çilekle geliyorsun. Doğru mu? Bir şeyler getiriyorsun evine. Çilek mi? Allah kahretsin. Hamide teyzeyle çilek fantezisi mi yapacaksın? Bu nasıl bir şey ya? Misafir oluyorsun. İstemediğin bir insanın evine nasıl misafir olabiliyorsun? Doğru mu? Doğru. Niye geldin? Seni istemeyen bir insanın evine gelinir misin hanımefendi? Ay seni çilek yerken hayal ettim de şimdi iğrenç. Aileş Martinez hoş geldin. Hiçbir zaman istemedim. Gelinmez değil mi? Gelinmez. Peki niye geldin eve? Niye oralarda dolaşıyordun? Oralardan geçiyordum. Seni gördüm hay. Ve dolaştığını biliyoruz biz aile olarak. Bir anlasın niye gittin sen, yani her şey bu çilek götürmeyle mi başladı? Evet. Çilek... Kaç kere çilek götürdün? Çok götürdüm ben. Senin ne işin var çilekle bilmem neyle karpuzla git. Kaç kere? Bu olay aslında... Kaç kere? Çok götürdüm ben. Kaça... Ha, bir mi iki mi üç mü on mu kaç? Müge Hanım aslında bu olay... 10 kere götürmüştürüm. Her gün... 10 kere götürmüştürüm. 10 kere götürmüştürüm. Mükemmel bir cümle. 10 kere götürmüştürüm. Götürüyordum. Her gün. Hiç ne zamanlara götürüyordum. E tamam, oğlu da gelmiyor mu bizim eve dedi? Evet. Hamide Hanım da mı gelmedi dedi? Evet, o da öyle dedi. Ya Sinan, herhalde gelme diyecekler, doğru mu? 10 kere götürmüştürüm yani. Götürmüştürüm. Niye? Ne diyecekler başka lan? Ya, senin gibi bak ahlaksız yazı yazan insana. Nasıl bir çilek dediysen benim odam çilek kokmaya başladı, deli olacağım ya. Zaten cemaat biliyor. Canım Betül'üm iyi ki varsın canım benim. Anneye de buradan selam. Yarın gelsin bir de biz de izlesin. Artık doğru mu? Ya insan var ya gerçekten bak Niksar'a geldim sadece seni var ya dinç etmek için geldim ben. O siniyle var ya inan ki var ya Niksar'ın çıkışına kadar geldik, yarı yoldan geldik. Niksar bu arada X ile yazılıyor değil mi arkadaşlar? Niksar X ile. Ne döndük bizim? Ya ben ne anlatıyorum vallahi billahi ya. Ne anlatıyorum? Durdurdular. Sınav. Değmez onun için, pislik için değmez. Elinizde kanı bulamayın, ne olur olmaz falan diye inan kendi zıvanadan çıktık. Sen şimdi Hanife teyzenin o durumunda benim annemle aynı şekilde mi düşünmüştün önceden? Bir zarar vermek istiyor muydun? Onu öğrenmek istiyorum ben. Hayır. Ay, muhtemelen o teyzeyi götürecekti. Hanife teyzeyi götürecekti muhtemelen. Peki niye böyle akniyetle konuşuyorsun? Hayır ben Bir şey soruyorum. Niye böyle akniyetle konuşuyorsun? Ama bir sor. Hanife teyzeyi niye aradan çıkardın peki? Sorduğunuzun cevabını da alın. Dur. Ya yeter gerçekten. Bak gerçekten Sinan. Aklını başına topla. Gerçekten güzel bir şeyler. Mantıklı konuş. Evet. Bak insanlar şu an sabırsızlıkla bekliyor. Hadi komple hepimiz seni bekliyoruz. Vallahi çok merak ediyorum şu davanın sonucunu. Lütfen rica ediyorum lütfen ya Sinan Allah aşkına. Biz de sinirlerimiz Allah bullah oldu. Tamam. Vallahi sıçarım. Hadi küfür etmek istemiyorum. Konuş hadi. Tamam mı? Anlıyor musun demek istediğimi? Anlar mı sence? Kafa sallıyor anca. Ha? Emme basma tulumba gibi. Bak köydekilerimiz de gerçekten çok zor durumdalar. Hı. Çok üzülüyorlar arkadaşlar da. Gençlerimize de özellikle de yani. Evet. Bak senin yüzünden gençlerimize de dayımla, gerçekten kendi dayımın namına da özür diliyorum. Yani bu şekilde kaynaklanmasını istemem. Gençlerimizi biliyorsun değil mi? Evet. Bildik beraberlik bir durum vardı. Aydın insanlardır, öngörüşlü insanlardır. Yani onlara neden zarar getiriyorsun? Neden böyle laf söyletme hakkı duyuyorsun? Bütün almus vallahi billahi bütün almusun adı çıktı. Bütün almusun adı çıktı. Almus da o. Söyler misin? Şimdi üzüntülü insanın gerçekten... sözünü, üzüntülü insanın sözü olur. Bir saniye, bir saniye. Anlamıyoruz ama bir dakika. Bir dakika dur Metin Bey. Bir dakika ne bir dakika Metin Bey sen de bir sus be kardeşim. Sabahtan beri konuşuyorsun tamam konuşturduk seni de. Sen de çok daldan dala atlıyorsun. Sen ilk mesaj atmadan önce çilek mi götürdün Hamide evet. Hanım'a? Ne zaman oluyor bu? 10 kere götürmüştürüm. 10 kere götürmüştürüm. 9. ayın 11'i. 9. ayın 11'i mi? O ne lan Allah kahretsin 11 Eylül saldırısı mı yaptın şerefsiz ne yaptın? Tövbeler tövbesi. Oğlum sen hakikaten şeytanın adamı falan mısın lan? He? Hakikaten deccal bu ya. 11 Eylül ikiz kuleler. 2020'de oldu olay. Ha, 2020'den evet. Başladı bu? Evet. Yani sen ilk çilek götürmekle başladın. Evet. Sonra Hamide... Call 911. Çok enteresan şeyler yaşanıyor ya. Şeytan ya. Deccal ya. Teyze bana getirme mi çilek dedi artık. Evet öyle dedi. Niye? Hiçbir şey tesadüf değil ya. Niye gelmiyorum dedim. Küfür ettim. Kime küfür ettin? Hamide'ye. O sana ne dedi? O da gelme dedi. Niye gelmiyormuşum dedim. Geleceğim. Lütfen saldırmayın şu anda. Lütfen hepinize, herkese sabır enerjisi. Herkese. Her gün de bu eve geleceğim dedim. Kimse de karışamaz dedi. Sonra? Kendi de dedi. Dur anlatıyor. Hazırsan anlatıyorken lütfen saldırmayın şu anda. Fiziksel saldırıya şu anda okeyim. Ama lütfen şu anda değil. Lütfen sakin. Zaten. He? Benim evime dedi. Kimse dedi karışamaz dedi. Geleceğim dedi. Kim karışabilir dedi. Hamide dedi bunu. Gel. Allah Allah sen de bunu yedin. Mustafa hoş geldin kardeşim. Gelme mi dedi gel mi dedi. Gel demiş bunu hani benim evime sen istediğin gibi gelebilirsin. Kim karışabilir demiş bunu göğe. Kimse karışamaz dedi. Kim karışabilir dedi benim evime dedi. Niye gelmiyormuşsun dedi. Hani göğe bunun kafasında onların arasında Hamide teyzeyle bu ikisinin arasında tutkulu bir aşk var. Senin aklının çeper kısmına sıçayım ben. Allah kusacak ben. Kusacağım. Şimdi bağlansın. Önce az önce gelme dedi. Bağlansın. Tabii Hamide teyzenin buna karşılık verdiğini düşünüyor salak. Demin gelme benim evime dedi diye ağzından çıktı. Şimdi de tam tersini söylüyorsun.
Şimdi karşılık verdiğini söylüyor sıvap raporuyla birlikte gerçekten. Şevka abi. Bunlar diyor... Şimdi biz zaten aile olarak... Hayır, seni evine istemiyor kadın. Hayır, biz... Kadın sana ayıp takıyor mu takmıyor mu? Ne takıyor? Zaten aile olarak bir kalkan oluşturduk. En ufak... Kalkan mı? Sinan'ı gören olursa, herhangi bir durum ama olursa... Ama oraya bir anlamak istiyorum. O anda istiyorum. Bir müdahale bir saniye, etme gibi bir durum oluyor. Bir saniye, oluyordu. Çünkü Hamide teyzenin yaşadığı aslında Arife teyzenin yaşadığına denk. O yüzden bir müsaade edin. Götürdün, 10 kere 20 kere çilekleri götürdün. Evet. Kadın artık istemiyorum bu çilek dedi. Hiç öyle bir şey demedi. Kadın, şimdi bunu anlattığı... Kadın. Bunun anlattığına göre... Hamide teyze buna karşılık veriyor. Öyle bir şey mümkün değil tabii de yani yalan söylüyor bu arada. Getir oğlum. Getir dedi. Ve niye getirmiyormuş onu dedi. İşte getirmiyormuşum, niye getirmiyormuşum dediğine göre o sana artık getirme demiş. Getir dedi, niye demezsin? Getirme dedi. Gerizekalı sen lafı götünden anlamışsın lan. Sen cümleyi götünden anlamışsın, işine geldiği gibi anlamışsın. Kadın. Sen de niye getirmeyeceğim dedin, öyle mi? Sen mesajı niye attın o zaman? Ya zoruma gitti, ayıplara taktım. Ayıplara mı taktın? Şey ettim. Tamam, ortada sana göre bir ayıp yok ki. Kadın çilekleri kabul etmiş zaten. Kadın seni zaten evine davet ediyormuş. Öyle bir şey mümkün değil tabii de. Hani ayıp takacağım bir şey yok ki, ayıplara taktım diyor. Küfür ettim. Kime küfür ettin? Hamide'ye. Hani Hamide istiyordu çilek. Ya Hamide hani karşılık veriyordu? Karşılık veren insana niye küfür ediyorsun sen? Neydi, niye küfür ettin? Küfür ettim, mesaj attım. Öyle mi? Ulan pezevenk, niye mesaj attın? Kadın zaten bunu karşılık veriyormuş ya senin göğe aşkına. He? Göğe aranızda tutkulu bir aşk varmış ya güya. Hayır, madem istiyordu çilekleri niye küfür ediyorsun kadına? Hem istiyor diyorsun. Ha, isteyen insana niye küfür ediyorsun yani? Niye ayıp takıyorsun kadına? İstemiyordu, ben de yap. Ebe şerefine sıçtım, şimdi istiyordu dedin ya. Sen bizim aklımızda oyun mu oynuyorsun? Bu böyle olmaz. Bunu götürün tutuklayın, bununla uğraşamayız hadi. Hadi bu kadar bununla uğraşamayız her gün. Bu nedir ya? İstemiyordu. Evet. Küfür ediyordum. Tamam, elini mesaj atıyordum. Taş falan da aldın mı? Hamide teyze de hasta yani, yoksa anlatsa daha güzel anlatacak. Evet, Hamide teyze keşke bağlansa diyeceğim kadıncağız da yani. Çünkü... Kadın bunu görmek bile istemiyordur ki. Eline taş falan aldın mı? Hayır. Tamam, sonra bu sefer seni... Ya dur, herkesten Freddy'cim dur, oyuna geçeceğiz şimdi vallahi billahi, başlayacağım oyununa ya. O istemeyin. Dur, bir şey izliyoruz be kardeşim ya. Önce... Ya şu 30 kere şu kurallara dikkat edin dedik ya. Oğlu Selçuk seni gördü. Evet. Chat'te bir iki tane arkadaşımız gerçekten vallahi billahi enteresan bugün ya. Bugün arkadaşlar bugün kabul günü ya. O da mı gelmeyelim bize dedi? O da öyle dedi. Gelmeyelim dedi, sen evet. Ona ne dedi? Gelirim, niye gelmeyemişim dedim. Selçuk'a. Evet. Her cuma oluyor böyle şeyler ha. Meltem Broken. Cuma günleri oluyor böyle şeyler. O da öyle dedi. Gelmeyemedi dedi. Sen evet. Ona ne dedi? Gelirim, niye gelmeyemişim. Banlar kalkmıyor arkadaşlar. Aynen öyle. Bak, banlandığınız zaman banlarınız kalkmıyor. Üstüne bir de 15 bin lira para cezası var, söyleyeyim ben. Dedim. Selçuk'a. Evet. Yoksa gene böyle kaçtın mı? Hayır. Şimdi gene. Normalde Selçuk'un hiç haberi yoktu. Daha önce de kayınvalidemin haberi vardı. Ama... Geçeceğiz oyuna geçeceğiz arkadaşlar. Şu anda heyecanlı ya. Ama bu konularda mesajlar falan atıyordu. Bazlama falan atıyordu. Bu konuyu ben kayınçımla paylaştım. Durum böyle gene böyle. Ne diyorsun sen dedi. O anda dediğim gibi hani beraber çıktık. Bunu inan dövmeye geliyorduk. O şekilde bize engel oldu. Tekrar vazgeçtik. Hatta emniyete de gittik. Ben Kızılder'e... emniyet şey komutanı, jandarmayı da falan aradık. Diyor ki, evi bunun diyor. Orada zaten evet. Kendisinin bir şeyi vardı. Uzaklaştırma bir durumu vardı. Değil mi Sinan Efendi? Peki uzaklaştırma durumunun olmasına rağmen nasıl gelebiliyorsun? Ki onu geçtim. Selçuk her kalede haklıyız, doğru mu? Senin uzaklaştırman mı var? Böyle evet. Bir durumun var. Bu kadar mukatların var. Her Selçuk'um hoş geldin. Doğru mu? Hiç kimseyi dinlemiyorsun. Evet. Elini kolunu sallaya iş yapıyorsun. Doğru mu? Bak, kafa sallıyorsun. Sallıyor tabii. Peki uzaklaştırma mı aldın siz oraya? Uzaklaştırmamış. Niye hala doğru? Ve dosyasını bekliyoruz. Pardon. Uzaklaştırma aldıktan sonra nasıl yaklaşabiliyor? Yaklaştıktan sonra niye ceza almıyor? Niye sadece odun kesediği 19 gün içeride yatabiliyor? Niye Hamide teyzenin etrafında dolaşıyorsun bunun hala? Bunun tutuklanması, cezaevine yat... Sana diyor sana, alo şşş. Herkesin rüyasına giren tip. Tipine sıçtım sana diyor. ...ması gibi bir şeyler bekliyoruz. Bu arada... Özgeciğim hoş geldin Caniko. Biz beklerken adam tekrar mesaj atıyor. Yine aynı böyle konulara kaynaklanıyor. Ne yapalım seni biz, ne edelim yani? Gerçekten büyük bir belasın senin. Hakikaten bela. Ay mikrop. Sen de Allah'ın belası adammışsın pey. Yani mikrop mu desem, ondan daha betersin sen ya. En azından... Ne mikrobu ya? Mikrobun vallahi billahi ne mikrobu ya? Açıktan deterjan mı pezevenk ya? Mikrobu temizlersin. Arkadaş, sen niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Ya bunu dövsen bir dert, sövsen bir dert, öldürsen bir dert. Sivrisinek gibi. Ya annen, senin annen... Ya. Adam ne sivrisineği vallahi billahi ya. Sivrisinekten beterini söyleyeyim ben sana, kara sinek. Ya bu. De hızlı ya, yakalayamıyorsun. Kardeş değil, doğru mu? Senin annene babanın köyde herkesin sevip sayılan bir insanlar, doğru mu? Öyle bir insanlardan böyle bir evladın çıkması gerçekten üzücü bir durum. Gerçekten bak, köyüm namına gerçekten üzülüyoruz ya. Evet. İnsanlar orada gerçekten kar oluyor ya. Evet Charles Manson. Sen şunu anlatır mısın Sinan? Bak, evet anlat birazcık Sinan konuşun. Birazcık Metin Bey. Her şeye hayır diyen adam, Metin abi ne dese kabulleniyor, adamın yeteneği mi? Bütün
Evet evet, enteresan bir şekilde Metin abi neredeyse hakikaten top sakalıyla birlikte her şeyi kabul ediyor. Bu aile senin etrafında, tamam mı? Sana uzaklaştırma kararı da çıkartmışlar. Evet abla. Sen yine Hamide'nin peşinde dolaşmaya devam mı ediyorsun? Evet. Evet, neden? Malzeme istesin, öte biri istesin. Diye ömür boyu da isteyecek. Malzeme mi istesin? Hala da. Evet. Ya. Mesela Sinan efendim, bir dakika sen, durur musun Metin Bey? Mesela, yani mesela ne dediğini bilmiyorsun kesinlikle. Dakika, geriye dönünce köye tekrar yani çilek götürecek misin? Çilek götürürüm, niye götürmeyeyim? Bir yüzüne tüküreyim seni. Strawberry Sinan. Strawberry fucking berry Sinan. Vişne. Ay çilek gerçekten vallahi billahi dudaklarına yapışıp kalacağım diyeceğim neredeyse. Falan. Niye götürmeyeyim ki annemin bacalığı? Annemin bacılığı mı? Niye istemesin? Ananın bacısına şimdi küfür edeceğim. Tövbe. Şarap, viski, konyak. Her anamızın bacısına çilek götürmeyelim Mustafa. Her anamızın bacısına çilek götürmeyelim. Böyle bir şey olabilir mi? Anamın bacısı diyor. İstemiyorum demiş. İster, niye istemesin? Zorla mı? İster, niye istemesin? İstememiş, zorla mı? Eve gelmeyesin diye. Adam sinirlendi. Rahmi amcadan şöyle bir ses çıktı. İstiyor musun lan? Zorla mı? İster, niye istemesin? Neyi istemiyorum zorla mı? İstemezsin ya yo. Adamdan böyle bir ses çıktı ya. Yine yeniden yayının başındayız. Sen ne izlersen izle Tamer. Canım benim, iyi ki varsın. Aleyküm van. Allah razı olsun. Eve gelmeyesin diye. Allah kesenize bereket versin. Vallahi billahi. Diye karar almışlar. Çok teşekkür ederim. Uzaklaştırma kararı almışlar. Resmen de bu işi muameleye koymuşlar. Sen daha ne Allah'ın belası? Hani diyorsun ki götürürüm ya. Ne Allah'ın belası? Vallahi billahi ya. Bu bir tedaviden geçmesi lazım. Çünkü adam... Oyun birazdan canik olur. Yani iyi adam değil yani. Tedaviden geçmesi lazım bu adamın. İyi değil adam yani. Yani bu arada oyun birazdan. Sen Allah'ın belası ya. Eskiden onun kanaatine vardım ben artık zaten. Buse'cim teşekkür ederim. Ben sonra yaşım sen köye gidince bu çilek ne zaman çıkıyor? 8. ayın 20'si 15'ine çilek doğru oluyor. Yani sen Ağustos gelsin tekrar çilek götüreceksin. Evet. İstemiyorlar seni. Niye istemesinler? Allah belanı versin. Allah kahretsin. İnsanlar istemediklerini belli etmelerine rağmen bu kafasına göre insanları da evine girip taciz ediyor ve gerçekten yani bunu normalleştiriyor. Adamın umurunda bile değil. Adamın umurunda bile değil. Allah Allah. Ya diyor ya oğlu seni. Armut Tuğanacığım teşekkür ederim. Abi oyun ne zaman? Estağfurullah da. 10-15 dakikaya geçeriz çocuklar. Belki yeni gelenler vardır. Yeni gelenler soruyorsa baş tacı o, eyvallah, ona bir şey demiyorum. Yolda çeviriyor damat. 10-15 dakikaya geçeriz çocuklar. Hadi burada. Bizi rahatsız etme diyor. Kadın evini değiştiriyor. Kadının kız kardeşine ne ya yaptığın belli değil. Sen şöyle mi düşünüyorsun? Evet. Yani Hamide bu oğlundan damadından çekindiği için aslında seni istiyor. Selam abi. Oyun ne zaman? Merhaba abi. Çekindiği için mi sana eve gelme diyor? Aynı öyle. Abi kusura bakma abi, geç kaldım abi. Ha, sen de o yüzden mi damadına oğluna falan mesaj atıyorsun? Bak annen aslında beni seviyor demek için mi atıyorsun? Evet. Evet diyor Allah kahretsin. Ha, ikna etmeye çalışıyorsun aileyi bir de şeref yoksunu. Kim o? Ah sana vah sana sıçacağım bacağına. Anladım. Peki Arife teyzeyi? Arife teyze ne ayak? Arife pis! Pis! Mustafa'cığım teşekkür ederim. Arife teyze de göya bunun Hamide ile olan ilişkisini bozan galiba üçüncü şahıs. Peki. Dolayısıyla kadını aradan çıkardı galiba. Yes, door. Kafasındaki senaryoda. Bir dakika dur. Abi oyun ne zaman? Peki bu arada bir şey söyleyeceğim chat. Oyun ne zaman? Bir dakika. Aslında bizim konumuz Hamide. Biz Arife lütfen. Peki Hamide seni seviyor anladığım kadarıyla değil mi? Evet. Oğlu gibi seviyor. Oğlu gibi seviyorsa niye o zaman öyle abuk subuk çirkin mesajlar atıyorsun? Ya, ayıp takmış da onun için ben attım. Ayıp takmana takayım vallahi bile. Ayıp takmana takayım. Senin o mesajlarından sonra o sana öyle atıyor. Önce sen... Kadın dişleri artık vallahi bile dişleri kıl kesiyor sinirini artık. Oyun ne zaman Sinan, oyun dönüyor. Mesajlar atıyorsun. Ya, ayıp takmış da onun için ben attım. Oğlum senin o mesajlarından sonra o sana öyle atıyor. Nasıl atıyor? O atıyor. Vallahi deli olacağım ya. Önce sen ona o mesajları atıyorsun. Ondan sonra o... Yemiyorum. Sana ayıp takıyor. Takmayacak. Dakmayacak mı? Sana bir dakacaklar birazdan, dur göreceksin. Sana bir dakacaklar birazdan göreceksin. Dur az kaldı. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Coming soon. Niye senin mesajlarını kabul mü edecek? Eder de. Etmiyor ama. Niye? Niye diye bize soruyor. Gerizekalı kadınlara sapık sapık mesaj attığın için olabilir mi? İt. O kadar nefret ediyorum ki keşke şu anda biri saldırsa şuna tekrar ya. Peki madem kız kardeşinle böyle mesajlaşıyorsun, ablasına niye atıyorsun, Arife teyzeye niye atıyorsun? Bu da dakıyı dayıp onun için attım, buna da attım. Dakıyı bir yandan da bak sürekli bu tarafa kesikliyor ha. Bir yandan da bu tarafa kesikliyor sürekli tedirgin biri saldırır diye. Müge Hanım. Bir dakika bir cevap ver. Bana ne bakıyorsun? Bir dakika Fikri Bey, bir cevap ver. Biri saldıracak diye de sürekli öbür tarafa bakıyor, farkında mısın? Peki yani bu Arife teyzenin de oğlu Tayfun... Geliyor sana işte bak anneme yapma falan filan diyor, sen onlara da atıyorsun. Onda da mı aynı Hamide teyze gibi düşünüyorsun? Yani kocası öğrenirse, oğlu öğrenirse Arife bana gelir diye mi düşünüyordu? Hayır. Hamide de düşünüyorsun. Hayır. Hayır. Neye hayır diyorsun, onu anlamadım ki gene.
Ne hayır? Ben sadece mesaj attım. Atmadım değil. O mesajın sonu neydi sonu? Ayıp takıyordu ondan. Mesajın sonu neydi? Ayıbına takayım seni lan. Allah ben o çıkardım. Zottur zottur takacağım şimdi ayıbına. Vallahi benim. Beni yoldan çıkartıyorsun sen ya. Ya beni günahkar eyledin sen. Deli olacağım ya. Oğlum önce sen mesaj atıyorsun. Sonra onlar sana laf söylüyorlar. Onlar sana laf söyleyip sen atmıyorsun. Hayır. Söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim mi? Ne yapacaklar? Ayıp takmayacak. Ne yap? Ya ayıp takma. Şerefsiz. Şerefsiz. Ne yapacaklar mesela? Sen o mesajları attıktan sonra ne yapacak mesela herkes? Ya atmayacak. Karşında da derler lan bu bir şey demiyor artık. Ne yapayım böyle mesaj ne atayım. Abi uzun zamandır yoktun by the way. Ne zaman Kızılcık Şerbeti izleyeceksin ya? Yarın gülüm benim şey cumartesi günleri. Der karşında. Şaka şuka. Da. Ha yani eğer sen bu mesajları attığında karşı taraf sana... Orada aramızda yeni katılan arkadaşlar varsa tekrar söylüyorum hatırlatma. Kızılcık Şerbeti cumartesi günleri chat. Devam. Tepki vermezse sen mesaj atmaktan vaz mı geçersin? Evet. İşte eşittir psikopat ya tam var ya şey dersi izliyoruz tam ha. Tam bir sosyopat. Tam, tabii. Abi mükemmel ya. Mükemmel adamın gözüne baka baka psikopat, sosyopat falan diyorlar ve herif asla alınmıyor. Abi... Deli olacağım, vallahi deli olacağım ya. Geçersin. Evet. İşte eşittir psikopat ya tam... Eşittir psikopat, tam ne sosyopat. Doğru? Tam sosyopat. Merhaba abi, uzun zamandır seni izliyorum ve yayınları çok seviyorum. Ama oyun ne zaman? 10-15... 10-15 dakikaya geçiyoruz gülüm. Pırasa Bey, teşekkür ederim. Ya şey dersi izliyoruz tam ha. Tam bir sosyopat. Tam bir sosyopat. Şevk abi mükemmel opsiyonel bir insan. Mükemmel opsiyonel. Tam bir sosyopat. Swap raporuyla birlikte tam bir sosyopat, şerefsiz orospu çocuğu. Tabii. Psikiyatri dersi tam bir, gibi. Tam bir şerefsiz. Aynen tam bir kaşmer. Şerefsizin evladı. Evet, bunlar sana şey devam yapayım. Ettikçe, rica, saldırdıkça sen... Tabii tipik bir amenakotamın çocuğu. Daha mı çok bir şey? Öyle bir sövüyor ki. Öyle bir sövüyor ki chat. Yapmak istiyorsun? Mesajı atarım. Öyle bana ayıp takarsa. Yoksa niye atayım? Öyle bir sövüyor ki. Peki. Şimdi, peki Sinan... Mesela bir tane bandımız var. Bunlar seni hiç tanımıyorlar. Onlara niye? Evet arkadaşlar bu saatten sonra oyun yazanlara, şakasına bile oyun yazanlara anında ban. Ayıp şeyler yapıyor. Ban direkt abone babone hiç fark etmez. Hemen ban. Hemen ban. Peki azı bu saatten sonra şakasına bile oyun yazanlara ban. Burada Emrah'a niye? Emrah ne yaptı? Çok akıllı bir insan. Bence bilerek yapıyor. Yok, çok yok zeki. Canım o başka o. Tabii. O şey yok, yok, gerçekten. Bak, iki yani, tane bandım var. Bunlar hep dayak yemişsin de. Bak bir tanesini izleyin. Peki, dur bir bant var. Bant geldi. Bant geldi. Bunlar ne yapmışlar sana? Bant geldi. Sinan Sardoğan'ın kadınlara bulunduğu çirkin davranışlara bir yenisi daha eklendi. Evet neymiş abla? Bir izleyicimiz Sinan Sardoğan'ın yıllar önce kız kardeşini takip ettiğini dile getirdi. 2005-2006 yılında Avcılar'da kardeşim yanıma geldi. Allah kahretmesin. Ay 2000'li yıllarda da sapıkmış bu. Tekrar söylüyorum 90'larda sapık, 2000'lerde sapık, 2010'larda sapık, 2020'lerde sapık. Sonrasında ayrıldıktan bir 10 dakika sonra beni aradı. Abla ben takip ediliyorum galiba diye. Korkmaması gerektiğini, annemin her zaman söylediği bir kelime vardı. İnsanın bal olduğu, alanın dar olduğu yerlerden ilerle dedim. Çok mantıklı bir taktik. İnsanın bol, alanın dar olduğu yerlerden ilerle. Telefonla sürekli konuşuyorum. Oha bu nasıl bir taktik lan vallahi tam komando taktiği oha. Şimdi konuştum sonra taksi duraklarını oraya yönlendirdim onu. Kız kardeşimin yanına gittiğimde çok titrek bir haldeydi yani çok aşırı derecede korkmuştu. Hangi senin gibi sapıklardan herkesi korusun Allah. Herkesi korusun Allah. Diye sorduğumda gösterdi bana. Elinde kaldırım taşından biraz daha küçük taş vardı ve dildana gibi dolaşıyordu arıyordu yani belli. Arkasını döndüğü anda koştum uçan tekmeyle vurup düşürdüm. Bağırım. Allah Allah. Neye başladı ben bağırmadım o bağırdı. Taksi. Uçan tekme sen buna uçan tekme mi attın abla? Taksiciler zaten oradaydı. Taksiciler bunu eline aldı. İyice bir dövdü. Ben... keşke o görüntüler olsa 2005-2006'dan kalma. Ben yapmadım. Bu daha geçen günkü şeyi yapmadım diyor vallahi billahi şimdi şey der mi? Ha? Yalan diyecek gene. Ben bunu görmedim ki diyecek. Ben yapmadım ben bir şey yapmadım. Sadece bunu söylüyordu. Üstelik söylediğine göre bu olaydan birkaç ay sonra kendisi de Sinan Sardoğan tarafından takip edilmişti. Aradan evet. Bir 6-7 ay geçti. İkinci öğretim olduğu için akşam çıkıyorum okuldan. Takip edildiğimi anladım. Kimse yok Avcılar'da. Vay şerefini bir de nasıl bu insanları buluyorsun tekrar ya? Yani bir kere gerçekten yani ben bir kere gördüğüm insanı bir daha göremem İstanbul'da. Bir daha nasıl buluyor? Ama ne küfürler söylüyor biliyor musunuz arkadan neler neler. 2-3 kelimesinden sonra özür dilerim diyordu. Sizi tanımış mıydı? Hayır tanımamıştır. Çay içmeye davet edilir ya normalde bu tavuk yemeye davet etti. Gel şu tavuk mu? Burada bir tavuk yiyelim. Şu yüzüne tüküreyim senin vallahi billahi tavuk nereden geldi aklına? Tavuk mu yiyelim? Ben de bir yandan dua ediyorum birileri çıksın diye. Caminin oraya geldiğimizde orası da yine dar bir alan ve... Biliyorum orayı bu arada Avcılar'daki o meydanın orada üniversitenin arasında bir tane bir şey var chat. İnsanları çok geçti ama benim şansım o gün insan yoktu. Kafamı hafif çevirdim ama. Cinsel organın açık olduğunu ve elinde orada olup benim üzerime doğru yürüdüğünü hala görüyorum. Ay Allah! Ben orada darp ettim onu ve yaraladım. Göğsünden de yaraladım ben onu. Ders çalışımız mekandaki Eyüp amcayla iki tane abi caminin tuvaletinden çıktılar. Benim elimden...
Tam orası yan tarafı o ara sokağın olduğu yerde bir şey cami var. Chat oradan bahsediyor galiba. O anda Eyüp abiler aldı. Sen git dedi bana, yoluna beni ilerletti ama onlar orada hala darp ediyorlardı onu. Eyüp abiler darp ederken o hala tırnağını yiyordu. Orada da sürekli ben dikkat ediyorum, mesela heyecan yaptığı veya ürktüğü her şeyde o tırnağını yiyor. Nasıl bunu döverlerken bir yandan dayak yerken bir yandan tırnağını mı yiyormuş? Deli olacağım, bir dakika Solar Tiyacım, çok teşekkür ederim gülüm benim. Evet Naz gerizekası, yedin götüne bana. Bu ne? Ha? Yalan. Hayır. Hayır ne, Allah kahrubela. Allah kahrubesizin oğlum. Ya şerefine sıçarım senin. Yok ki şerefine sıçayım diyeceğim. Şerefi de yok. Çaprazcık hoş geldin. Evet. Hayır diyor yankılı. Hayır Müge Hanım, öyle bir şey. Öyle bir şey yaşamadın. Hayır. Hiçbir şey yaşamamışsın sen o zaman. Hiçbir şey yaşamadın için tutuklayayım bunu. Yalan. Sen kaç kere dayak yedin? Ya bu taksicilere de buradan selam olsun. Gerçekten. Yani ben taksicileri de çok seviyorum. Mahalle taksileri. Ülkenin her yerinde böyle bir aileyi koruma görevi üstleniyorlar. Valla selam olsun. Vallahi. Taksiciler dövmüş. Hayır. Onlardan camiden dövmüşler. Hayır. Yalan. Niye? Niye yalan söylüyorlar? Yalan. Ben onu hiç görmedim ki. Yalan. Sen böyle sokakta kadınlara tacizde bulunuyor musun? Hayır. Oğlum senin hayırına tüküreyim. Ne hayır mı kaldı ya? Her şey yalan. Her şey yalan mı? Her şey yalan. Tek gerçek sensin gibi gelmeye başladım artık bana Mr. Sarduan. Neyse. Biri daha var. Biri daha var. Dur bir tane daha geldi. Bir tane daha geldi. Semoş onu teşekkür... Aa barışmışlar. Köpek balığı Remzi ile Semoş barıştı. Çok şükür. Allah ayırmasın bir daha. Bir kişi daha var bir yanım. Onu da söyleyeceğim. Bizzat kendisini. Ne bir kişi abla? Bin kişi. Bin bir kişi maşallah. Gelsin o da bağlansın. Dur bakayım. Ben tanıyorum onu da. Dur biri daha bağlandı. Gel abla. Farklı zamanlar. Dur biri daha geldi. Çet bu kim? Benzer olaylar. Kayınvalidemi mektup atmış. Mektup. Biz kaçtık kurtulduk. Sinan tehlikeli birisi. Hanımıma taciz ettin. Sinan Sarduan hakkında yeni ihbarlar. Benim kızım arabanın arkasına çağırarak da fermuarını açmaya kalkmış. Allah belanı. Ay gözünün çeperine sıçayım size tip ama. Suratına işeyim. Bir yıl önce o zaman 17 yaşında olan kızına da Sinan Sarduan'ın benzer hareketlerde bulunduğunu söyleyen anne ekibimize yaşadıklarını anlattı. Evet abla biliyorsun. Bundan 20 yıl önce Bayrampaşa'da oldu yani. Benim kızım... Bunu İstanbul'a, Tokat'a, Mokat'a hiçbir yere sokmayın bunu. Hadi içeri sokun bunu. Kızım çalışıyordu. Gececiydi. Sabah işten çıkıyor. Eve tam yakın bir yerde. Bu Sinan benim kızımı arabanın arkasına çağıraraktan gel gel diye sana bir şey diyeceğim diyor. Bir şey mi diyeceğim? Allah kahve, İstanbul'un bütün ilçelerinde operasyon çekmiş şerefsiz. Şerefsiz. Fermuarını açmaya kalkmış. Ben diyor çağırayım şimdi anneme de diyor. Gör bak şimdi ne yapacak. Çağır çağır diyor. Annene de yeterim diyor. Kız yüzüne tüküreyim. Vallahi demiştir ha. Şerefsiz demiştir ha. Ceycan'dan kapıya güm güm cama vuruyor. Ben de çıktım. Ne oldu kızım dedim. Dedi böyle böyle adam fermuarını açmaya kalktı dedi. Ben de abilerini kaldırdım. Biz sabahın 6'sında bu adamı aramaya kalktık. Ufak çocuk kız söyleyince üzerinde ne renk pantolon var. O tarif falan buluyor. Bunu... Ah figremiye bak, figremi bak. Görgü tanıkları bağlandığı için figremi daha da kötü oluyor adamcağız ya. Güzel bir tekme tokat kaşını gözünü patlatıyor. Yetişince ben buna bir demir vurdum. Ya bunun bu sen hakikaten arsız pezevenk. He? Dayakların arsızı. 3 günde bir dayak yiyor. Kola gittik. Ne işin var dedi sabah sabah dedi orada. Fırına girecektim işe dedi. Nerelisin dedi, Tokatlıyım dedi. Savcıya gittik. Savcının önünde nasıl duruyor? Böyle iki elinden duruyor. Sanki masum bir rol oynuyor. Şerefsiz bir de şey manipülatör. Çok da profesyonel yani chat. O benim diye bacım. Ne bacı dedi savcı ona. Bacınsa dedi şu haline bak dedi. O hareketi niye yaptın sen dedi. O benim bacım mı? Tam Sinan'ın konuşacağı cümleler ha. Tam Sinan'ın kuracağı cümleler. Yani doğru olduğu buradan belli. O benim bacım. Ben yapmadım, o benim bacımdır dedi bir de. Kendini saflığa vuruyor. Yani aynı televizyondaki gibi. Sadece kendi kızının değil, bir arkadaşının kızının da aynı şeyi yaşadığını söyledi anne. Bizim bir arkadaşın kızına da aynısını yapmış Esenler'de. Sen nasıl oğlum bu? Allah'ın arkasında dedi, çiçeklerin arkasında bana da aynısını gösterdi yine dedi. Gel geldim şşşt. Nurcuğum hoş geldin, üçüncüye bisküt olsun. Fermuarını açmıştı. Ama onlar korkudan bir şey yapamamışlar tabii. Cesaret edememiş, kaçmış kız. Müge Hanım'ı takdir ediyorum her yönden. Her şeyi başarılı çözdüğü gibi inşallah bunu da başarıyla çözer. İnşallah çözelim, onu bekliyoruz biz de abla. Biz de onu bekliyoruz. Bu da mı yalan? Yalan diyecek tabii. Böyle yapacak bak. Hayır. Kriminal işte hoş geldin. Hayır. Buna da savcılık olmuşsunuz. Hayır. Yüzüne tüküreyim. Geç oyuna geç ya.